Yine bakın Abdullah bin Mazun radıyallahu anh müşrik Utbe bin Rebiya'nın himayesindeydi. Baktı ki arkadaşları zindanlara giriyor, dayak yiyorlar, eziyet görüyorlar. Utbe'ye dedi ki vallahi Utbe ben senin himayenden çıkıyorum. Çıkıyorum ben senin himayenden. Çıkma dedi bak. Bak seni mahvederler. Zindana atarlar. Dayak yerler. Şunu yaparsın, bunu yaparsın. Vallahi dedi arkadaşlarım böyle eza görürken ben dedi senin himayende kalamam dedi. Çıktı. Ne yaptılar? Gözünün bir tanesi çıkardılar. Öyle dövdüler. Kimi? Abdullah bin Mazun'u. O kadar dövdüler. Utbe dedi ki gel. Gel bak seni himayeme alayım. Yoksa bak mahvolacaksın. Vallahi dedi. Bir gözüm daha Allah'ıma feda olsun. Rabbime feda olsun dedi. Senin müşriğin himayesine girmektense öbür gözümü de Allah'ıma verirmedi. İşte böyleydi. Bunlar biliyorlardı ki Allah diledi başlarına geldi. Allah dilemeden başlarına gelmez. İşte bu iman. İşte bu tevekkül. Bu Allah'a dayanmak. İşte bizim de böyle bir imana ihtiyacımız var kardeşler. Bizim böyle bir imana ihtiyacımız olduğunun en büyük delili eleyhissallahu bikâfin abdehtir işte. Allah kuluna yetmez mi? Yazın kardeşim. Elinize mi yazarsınız? Evinize mi yazarsınız? Arabanıza mı yazarsınız? Allah kuluna yetmez mi? Evet, Allah kuluna yeter. Ve yukavvifûneke billezîne min dûnih. Seni Allah'ın dışındakilere korkutuyorlar. Evet. Bu seni Allah'ın dışındakilere korkutanlar artık de ki bizi artık Allah'ın dışındakilere korkutmaya bir son verin artık. Artık bir son verin buna. Ya gelin hep beraber Allah'tan korkalım ya da siz işinize gidin biz işimize gidelim. Bırakın artık yani. Bizi korkutacaksanız Allah'ın azabıyla korkutun. Allah'ın cezasıyla, Allah'ın cehennemiyle korkutun. Çünkü Allah'ın ikabının yanında, Allah'ın azabının yanında kafirlerin bütün dünyanın azabı kıyas bile edilemez.